Yalnız şu çöpten başladı. Çöpten patlama sonucu ilk önce şu baştaki koyu renk çok yakın alan var ya. Buradan sıçrayıp aşağı doğru geldi. Şurada tarlanın içerisinde biçer var. Biçerci zaten yakın fark etmemiş. Ben bağırıp bağırınca biçerci duruyor ne oldu diye. Biçer kurtar diyorlar. Biçerci yolda yukarı çıkıyor. Biçerini kurtarıyor. Traktör gelir gelmez tarlaya geleceğine ilk önce çöpü söndürmeye kalktı. Orada zaten problem yaşadık bayağı. Bir gerginlik tarzı oldu. Yani çöpü söndürüp tarlaya girmek istedi. Gece gündüz yanıyor. Yani örtbas edilmek istendi olay aslında. Ondan sonra jandarmanın yanında tekrar bir patlama oldu. Anlatamadık yani biz diyemedik yok çöp patladı, o oldu, bu oldu. Çünkü gelen yetkililer sigara atılmış olabilir, burada birisi yakmış olabilir, söylemlerine getirmeye çalışınca Allah'tan bir baktık çöpler yolunu atlayınca yolun ortasına cam parçaları sıçradı. Hani canlı şahit oluyor. Yangın geldi, ekinleri biçek. Yani bir senelik mahsulümüz hiç oldu, havay oldu gitti yani. Yani tek çaremiz yetkililerden bu çöpün bir an evvel buradan kaldırılması. Bu çöp nereden basan rahmetli Atık Efendi zamandan buradaydı. Hatta mahkemeye verdik, kazandık da o zaman belediye bayağı bir yüklü ceza da geldi. Ne olduysa artık film fırıldak, tekrar o ceza iptal oldu. Ne olduysa bilmiyorum. Dün de geldik, hasalatımızı kaldırarak yani canımızı zor kurtardık. Yani gerçekten burada yani kalmamız yani gerçekten çok tehlikelidir. Yani köpeğinden tut, çöpünden tut, pisliğinden tut, çöpünden. Yani sürekli de yanıyor. İffah bir kıvılcımda. Bir bazen bir patlama oldu, camlar patlıyor. Direkt hasaratın içerisine. Bir tane siz de görüyorsunuz şu anda. İnan kokudan burada durulmuyor yani. İnsanın yaşaması burada yani. Gerçekten sağlık açısından olsun, yani şeyinden olsun. Ha budur, bağlarımız burada. Bu ziraatın orta yerine bu çöpün yani koyulması da yani gerçekten yani akla ziyandır. Ben anlamı bir çözüm veremiyorum yani. Arazinin orta yerine gelmiş. Şu anda mesafeye bak. Kaç metre? 10 metre yok. Oradan patlama olunca direkt kıvılcım buraya. İnan ki yani 15-20 dakikada taş aşağıya geldi. Ekin desen poşet, ondan sonra pislik, sağlığa da zararlı bu. Ekin yönünden, besin yönünden. Şimdi çöpün yanmasından dolayı zarar gören köy veya palu, rüzgar yön değiştirdikçe Yeşilbayır, arka tarafta maço mevki evler, ondan sonra karşı taraf Sedilli, rüzgarın yönüne bağlı. Zaten 15-20 gün önce hemen yukarısı yandı, zor söndürdüler. Bir yangın daha çıktı, bir 400-500 metrelik alan yandı. Zor yetişti insanlar, köylü yetişti, zor söndürdü. En az nereden baksan 100 dönüme yakın arazi, merasından, hazinesinden birlikte 170-180 dönüm yandı, evet kül oldu. Benim hayvanların otlak alanı yandı. Yani bir tek insanlara karşı zarar değil, hayvanlara da zararlı. Dün burada büyük bir olay yaşandı. Olaydan dolayı Mera ile beraber toplamda 170-180 dönüme yakın arazimiz kül oldu. Yetkililere defalarca duyurmamıza rağmen, hatta mahkemeye başvurmamıza rağmen, mahkemeyi kazanmamıza rağmen herhangi bir işlem yapılmadığı gibi tekrardan çöplerin aynı yere dökülmesi ve bu çöplerin köyümüz yanı sıra Kadimşehir Palu'muza da bir kara leke olarak düşmektedir. Çöpün rüzgarın etkisiyle yandığı süre içerisinde dumanın ilçemiz Palu'ya ya da köyümüze bulunan alanlara gitmesi ya da çöpün rüzgarın etkisiyle dağılmasından dolayı olan sağlıksız ortamda yaşamaya mecbur bırakılmamıza birçok yetkili göz yummuş durumdadır. Biz buradan yetkililere sesleniyoruz. Burası bir siyasi rant haline getirilmesin. Burada halkın ve hayvanların sağlığı söz konusudur. Başka şehirlerde bir köpeğin ölmesinden dolayı ortamı, ülkenin gündemini değiştirecek insanlar varken bugün burada 170 dönüm arazide binlerce hayvan öldü. Yani bu sadece büyükbaş hayvan olması söz konusu değildir.
bunu hiçbir zaman göz ardı etmememiz gerekir. Buradaki halkımızın mağduriyetini gidermemiz gerekir. Bir an önce bunun bir çözüme kavuşması gerekmektedir. Çözüm bulmalarını umut ediyoruz, temenni ediyoruz. İnşallah çözüm bulunur ve bu köylünün mağduriyeti ve şehrimizin, ilçemizin mağduriyeti bir an önce giderilir. Bugün burada bir vakaya asılmış. Geldik buraya, gerçekten halkımız mağdur. Bu çöp yığını burada halkın arasıyla iç içe. Her an gaz patlaması, efendim, şişelerin patlamasıyla her an yangın çıkıyor. Kaç kere burada yangın çıkmış, vatandaşlar mağdur olmuştur. Yani bunu birkaç kez de vatandaşlar, yani yetkililere ilettiğine göre herhangi bir sonuç alınmamış. Burada bugün bu yangından dolayı 100 dönüme yakın ekili alanlar yandı. Diğer ekili olup da biçilen yerlerden beraber 180 dönüm bir arazi yanmıştır. Ve burada her zaman bu kirlilik vardır. Burada her zaman bu çöp burada yolun, ana yolun üstünde. Burada şehrimizin, Palo ilçemizin üstüne sabahları kalkıyoruz. Dumandan nefes alamıyoruz. Gerçekten zehirli duman Palo halkının üstündedir. Burada Palo, Kovancı'da bizim TOKİ, burada yani kısa bir mesafede bir çöp yığını burada yığılması doğru bir şey değildir. Bu halkın bu yetkilere duyurduğu, halk kadar mahkeme kararıyla kazandığı halde onun buradan bekletmesi, bir bilmiyorum ne için bekletiyorlarsa onu bilmiyorum. Bu çöplerin buraya dökülmesini halk istemiyor. Bunu belediye tarafından toplanıp bir arıtma yerine götürüp dökülmesi, arıtma alanlarına götürmesi gerekiyor. Yani burada araziden iç içe olan bir çöp yığını hiç şehrimize yakışmıyor.